Rüzgar, Evet. Rüya nerede? Adam. Nerede? O odada mı? Ne yapacağız şimdi biliyor musun? Dur dur gitme dur. Şimdi Rüya Pervan'a o fısfısı hiç sevmiyor. Onu ona kim verdi ama? Doktor verdi. Niye verdi peki biliyor musun? Küçük yapma, ne yapıyorsun? Yapma öyle. Küçük tatlı sevimli burnu tıkanmasın diye verdi. Şimdi gidip Rüya'yı buna ikna etmemiz lazım. Bana yardımcı olur musun peki bu konuda? Olur musun? Arkadaşlar, inşallah Rüya bu sefer itiraz etmeden burnuna spreyimizi damlattırır. Bir de bu var, ağız spreyi. Rüya anneciğim, neredesin? Aa, Rüya burada yok mu? Rüya? Efendim anneciğim? Pala mı? Ne palası oğlum? Ha, kar başladı. Evet anneciğim, yeniden kar başlamış. Bir şey söyleyeceğim. Şu an bize Rüya lazım. Rüya yok evde. Nerede Rüya? Aa, spreyini sıkayım. Önce sonra da şey sıkarım. Rüya. Rüya. Saklandı kesin. Ve bence dünkü gibi burada değil. Nerede acaba? Rüya anneciğim. Sprey zamanı. Mikropları öldürmeye geliyorum. Merhaba ben. Küçük sprey. Rüya. Anneciğim. Uyuyakalmış. Ya da uyuyor taklidi yapıyor. Hangisi sence? Arkadaşlar sizce Rüya uyudu mu? Yoksa uyuyor taklidi mi yapıyor? Hemen. Ay yavaş. Ne yapıyorsun? Uyumuş olabilir gerçekten. Yorumlarda yazın. Like'ınızı atmayı unutmayın bu arada. Ama benim Rüya'yı gerçekten uyandırmam ve fısfısını, burun spreyini sıkmam lazım. Bu burun spreyi, bu da ağız fısfısı. Ha, uyandın mı anneciğim? Dur dur, önce bir uyansın. Dur dur. Rüya kendin yap, doğru söylüyoruz. Gel. Hadi bakalım, hazır mısın? Ay, attı kaçtı. Rüya buraya gel. Spreylerini yapmam lazım. Rüya gel anneciğim ne olur. Rüya bir şey söyleyeceğim ama. Yakalandın köşeyi. Hayır, hayır. Bu ağzını aç. Gülerken sıkarım. Rüzgar ben tutayım sen gül. Rüya seni kovalarken bunun kapağı düştü. Artık istesen de bunu sıkamam sana. Ne yapacağız? Gidip yenisini almak zorundayız. Bak kırıldı, kapak yok. Rüzgar ne yapacağız? Ya inanmıyorum arkadaşlar. İletin kapağını kırdık ya. Peki nasıl sıkacağım ben şimdi onu sana? Mikropları nasıl öldüreceğim? Ben onu konuşturacaktım sana. Merhaba, ben İlacım. Senin ağzındaki mikropları öldürmeye geldim dostum diyecektim. Ama öldüremem artık, kapağım yok. Ama merhaba, ben bir İlacım. Burnundaki mikropları öldürmeye geldim. Bana izin ver bütün mikroplardan seni kurtarayım. Hazır mısın buna? Geliyorum. Geliyorum dostum, hadi gel. Gel buraya hadi. Koş diyor. Nasıl yapacağım ben bunu? Üşüyor mu? Üşüyor mu? Yüzüyor. Ha anladım şimdi. Evet anneciğim yüzüyor olabilir. Bir şey söyleyeceğim. Evde meyve bitmiş. Manava gidip meyve alalım mı seninle? Elma, portakal, muz ne dersin? Kış meyvelerimiz bunlar. Gel gidelim birlikte portakal, mandalina, elma falan alalım manavdan. Portakalım var, elmam var, muzum var, mandalinam var. Anneciğim hadi gel gidelim manava. Gelmeyecek misin sen? Vaz mı geçtin? Tamam ben gidiyorum o zaman. Görüşürüz, ben manava gidiyorum. Tamam mı? Manavcı. Merhabalar, kolay gelsin. Bizim evde hiç meyve kalmamış ve biz meyve almaya karar verdik. Mandalina ne kadar? 5. 5 lira mı? Peki elma ne kadar? 7. Peki bu portakallar ne kadar? 8. Peki bu portakallar ne kadar? 10. Ha, peki. Anneye Merhaba annem, gelmeye mi karar verdin? Peki muz ne kadar? 11. 11 lira muzda. Anladım. Peki bir şey söyleyeceğim. Tatlı mı meyveler? Güzel mi, lezzetli mi? Oo, taze taze diyorsun. Peki bir şey sorabilir miyim? Bu portakalla bu portakal niye farklı fiyatlarda? Bu çünkü sıkılan portakal.
Bu yemeli, bu da sıkmalık bir portakal mı? Hı. Anladım. Yani bunlardan böyle birkaç kilo alıp böyle çok çok böyle vır diye sıkıp çocuklara yedirebilirim, öyle mi? Anladım. Rüzgar, ne yapalım? Sıkmalık portakal mı alalım, yemelik mi? Hangisini istersin? Hangisini istiyorsun anneciğim? Bunu mu, bunu mu? Evet. Bunu mu, bunu mu? Bunu. Değişik. Bunu mu, bunu mu diye sorduruyor. Heh. Bunlardan mı istiyorsun? Peki. Rüzgar'a bir kilo portakal istiyoruz bunlardan. Benim bir de kızım var. O da portakal suyuna bayılır. Ona da bundan alalım, portakalları sıkarım. Kaç kilo? Kaç kilo? 2 kilo alalım. Tamam. Sıkacağız çünkü. 2 kilo hadi. Sen portakal suyu. Sen de mi portakal suyuna karar verdin? O zaman o portakalı koy, sana da bundan alalım. Olur mu? Hayır, bunlar. Tamam, peki bunlar. Peki elma da mı alsak acaba Rüzgar? Şey, mandalinanın tadına bakabilir miyiz? Tabii. Soyun o zaman. Manavlar bazen soyup ikram verirler. Bunda hiç öyle bir şey yok. Manav teyze, hadi bize bir tane soy ya. Manav abla diyelim. Teyze de yaşlı oldu bir anda. Bir de var. O ne? Üzerindeki etiketler mi? Arkadaşlar, peki siz nasıl seviyorsunuz? Portakalı yemeği mi seviyorsunuz? Yoksa portakal suyunu mu daha çok seviyorsunuz? Hemen yorumlara yazın. Mandalina. Ama aynı kategori değil ki. Portakalın ikisi de portakal ama biri böyle direkt su olarak şey yapılıyor, tüketiliyor. Öbürü yiyorsun. Siz hangisini tercih ediyorsunuz? Hemen yorumlarda yazın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye.